Bana doğum günü sürprizi yapıyor. Ama aslında ben ona yapıyorum, haberi yok. Fıratlık lahmacun nedir? Bu. Acaba Fıratlar ne yapıyor şu an? Karıma pasta yapıyorum be. Bunun tarifini ne yaptın? Attım. Neden attın? Ananı satayım. Gözün kaldı her yerde pislik var diye. Böyle. Ne yapıyoruz biz Fırat ya? Tekniğe bak, tekniğe. Benim onu aldığım hediye Ceyda'yı çıldırtacak. Dert dedim. Oha, dondurmalı mı bu? Bezeli. Bezene bezene yapmışlar bu pastayı. Aa! Hello! Herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Tek başıma çekiyorum bu videoyu. Tek başıma çekmiyorum tabii ki. Biliyorsunuz Fırat'ın doğum günü üzerinden 1-2 gün geçti. Kaç gün geçti? 3 gün. Bugün 13'ü mü? Bilemedim, bakacağım şimdi. Fırat şu anda yok. Utkulara yemeğe gideceğimizi zannediyor yani aslında. Önden gitti. Orada işte yemeğe yardım edecekmiş, videolara bakacakmış falan filan. Bana doğum günü sürprizi yapıyor. Ama aslında ben ona yapıyorum, haberi yok. Bu videoda benim her şeyden haberim var. Ama Fırat'ın hiçbir şeyden haberi yok. Siz de izlerken eminim hiçbir şeyden haberiniz olmayacak. Çok güzel bir hediye aldım ona. Hiç beklemediğim bir şey aldım. İhtiyacı vardı ama o yüzden aldım. Söylemiyorum, size de sürpriz olsun. Bakalım bana ne yapıyor sürpriz. Tabii ona binlerce sürpriz yaptığım için araba olsun, bilgisayar olsun, duvar boyamalar. Bizde sürprizler bitmedi biliyorsunuz. Şimdi Fırat'ınkini göreceğiz. Neyse. Çok da bir şey beklemiyorum. Önemli olan sevmek, sevilmek. Önemli olan birliktelik, saygı, sevgi. Değil tabii ki de önemli ama hediye de güzel bir şeydir. Neyse, ben şimdi bu arada ne yapacağım? Pelin'in yanına gidiyorum, onun haberi var zaten. Sister'sa yani bu benim takıları tokaları aldığım Utku'nun kız arkadaşının yanına. Biraz oyalanacağız işte gidene kadar güya. Orada var, efsane bir hamburger var. Yemek falan yerim, takılara bakarım. Eğleniriz. Hadi devam edelim. Tabii benim doğum günüm üzerinden çok geçti çünkü. Evet, Pelin'in yanına geldim. Sister selam. Fırat evde bana pasta yaptığını zannederken... Biz aslında ona neler yapıyoruz acaba? Bir şey diyeceğim, buranın hamburgeri efsane güzel, ben hamburger yiyeceğim birazdan. Buradan Sisters'tan bir şey alacaksanız hemen benim adımı veriyorsunuz size. Derhal indirim yapıyorum. Derhal indirim yapın ha. Bir sürü ear cup'lar falan ben hep buradan alıyorum zaten. Bunların hepsi gümüş. Mesela bak şahmeranlar mesela. Bunları buradan alıyoruz ya. Bu arada benimki iki tane üst üste. Sizde pelinciler yok. Yok yok, bir şey yok bende, bir tane. Saat satan abiler var ya. Onları çok seviyorum, çok tatlılar böyle. Buyurun. Şşş, aşıyor buyurun. Yüzükleri de buradan alıyorum. Çok güzel şeyler var. Al işte, gelipsizsiz. Ben Instagram'ımı koyarım zaten Pelin'e. Müşteri geldi, bir dakika. Kenara geç. Laboratuvar pırlantısını. Hodri meydan oley, hodri meydan oley. Çarşı kızıyız biz abisler. Hadi bakayım. Arada İzmit'le damarım kabarıyor. Söyledin mi Pelin'ciğim hamburgeri? Ayran içer miyim? Ayran içtiğin mi içtiğin, geç bardak işte içmem. Öyle bir hamburger yok ya. Abi çok iyi. Burası Kazımkulan pasajı şurada. Melika diye bir yer. Aslında pasajın yemekleridir ama yemek sepetinde falan var mı? Var var. Esnaf hamburger ama böyle bir aynen lezzet yok. Şöyle koyacağım. Selam selam. Muhteşem. Önünüzde yediğim için özür dilerim ama böyle bir lezzet yok. Çocuklar, bizim yaş grubumuzun yediği hamburger bu. Şimdi siz neler yiyorsunuz kim bilir? Bu var ya, gerçek hamburger. Aynen öyle. Gerçek hamburger nedir? Bu. Hem de ucuz. Kaç para bu? 20 mi? 20 değil, 100 lira. 100 liraymış değil mi? Ben geldiğimde bana genelde Pelinler ısmarladığı için bu hamburgeri. Ben de bilmiyorum ama. Pelin öder. Acaba Fıratlar ne yapıyor şu an? İnşallah güzel bir şeydir. Hello, ne yapıyorsunuz? Ceyda gibi açayım dedim. Çünkü bugün erkek erkek bir video, erkek kokan bir video. Ceyda da olacak ama ben küçük romantik çapçap Ceyda'ya doğum günü sürpriz yapıyorum. Şimdi beni Utku da video ile uğraşıyor zannediyor. Ama aslında burada ona sürpriz yapacağız. Aynen. Pasta yapacağız, süsleyeceğiz. Sonra ben diyeceğim ki gel süsleyeceğiz gel. Süsleyeceğiz mi? Süsleyeceğiz. Bana bunu söylemedin. Bir de ona çok güzel bir hediye aldım. İnanılmaz romantik yani. Çünkü ben bazı şeyleri beynime işliyorum. Göreceksiniz hediyemi. O da gördüğü zaman çok şaşıracak. Şimdi önce pasta yapacağız. Evet. Ceyda zaten Pelin'i alıp gelecek. Yani ben ona dedim akşamüstü de sen gelirsin dedim. Tamam. Burada yeriz geçeriz dedim. Şimdi gidelim mutfağa. Mutfağa güzel gitmeden önce videomuzun kurguları burada yapılıyor arkadaşlar. Yazılar burada yazılıyor. Yazının yazıldığı klavyeyi alalım. Almasak daha iyi olabilir klavyeyi. Niye? Bence. Eyvah. Klavyenin güzelliği. Klavyenin eskiliği. Evet biraz eski. Kıyıp da parayı almamış bak klavyeye bak. O zaman pahalıydı. Buna kaç hertz ya? 144. Aslında güzelmiş ekran. Ya adamda 240 hertz monitör var, benimkilere sulanıyor ya. 244 değil mi lan benimki? 240. Bir şöyle bir çek bir görsünler, Utku'nun evini görsünler. Biraz geldim dağıttım ama olsun. Tanıtılabilecek bir ev değil bu kadar çünkü. Bak çok güzel süslerim var. Tamam. Aha mı? Süsleri göster süsleri. Gül serpeceğim karıma. Kokulu gül. Romantik bak, adam ya. Bak bunlar var. Bunları salacağız. Bunlar mum. Happy birthday şeyi. Tabaklarını kirletmeyeyim diye 2 lodun tabağı aldım. Adam düşünceli. Bunlar var. Bu ne? Harfler. Happy birthday yazacağız, asacağız. Bunlar ayrı ayrı mı? He. Yandık ya. Tek tek uğraşacağız onlarla. Bunu da böyle yere atarız. Yok.
Hediye paketinin altını pek yapamadım da onunla. Dikkatinizi çekerim. Kurgucunun evi soğuk. Pantuflarımı giydim. Menfez olunca birazcık soğuk oluyor. Ben uyarmıştım ama. Bir pastaban var. Bunun evet. Üzerine kakaolu puding yapıyoruz. Tamam mı? Sürüyoruz. Üstüne M&M koyuyoruz. Evet. Mumlarını patlatıyoruz. Patlatıyoruz. Üzerine Hindistan cevizi var mı? Yok. O bende de yoktu. Bu biraz ince değil mi? Abi zaten? Bu ne yalan ya? Şunun üzerindekiyle bunun ne alakası var? Onu da 4 tane koymuşlar. Bak fazladan satmak için yapılmış olabilir. 10-12 kişilik diyor. Bu hangi aile ya? Bu tok aile kim ya? Bu 10-12 kişilik. 1-20 mi bu aile? He? Çocuk doymaz lan bunlar. Ben şimdi nasıl yapıldığını bir bakayım da. 2-750 mililitre süt. Çap çap süt getir. Yalnız burada benim evim ama. Orası da Ceyda'nın mutfağı ama olsun, bu videolarda böyle. Üzerine poşetin tamamını ilave edin. Okey. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağa kısıp 2-3 dakika daha karıştırın. Bunları biliyoruz zaten. Okay, 750 ml sütü nasıl hesaplayacağım? Çok güzel. Orada sana şöyle yardımcı olabilirim. Aha ya, bizim de aynısı. Site tevabında. Bakayım doğru mu? Bu kaç 1 litre süt diyor. 50, doğru. Evet, 57-58'de paket. Şimdi şöyle bir sorun var yalnız. Sen evet. Önceki videolarda beni çıldırttın. Ben bunu yazılarımda da belli ettim. Sen diyelim ki üzerine işte 20 gram kakao koyacaksın. Şimdi sen önce bunu koyuyorsun videoda. Evet. 160 bu. Sonra diyorsun ki bunu 180 yapacağım ben diyorsun. Evet. Tarihe bas. Bunun biz matematiğimiz var. Sizin matematiğiniz yok tabii ki de. Matematik bilmeyenler için koymuşlar onu. Adam sözelci yani. Bu evde evladiyelik bardaklar var. Bu olabilir. Bak bunu koydum. İnatla yanlış. 750 mililitre kaç eder? 1078. Nasıl değil? 750 artı 328, 1078. Yalnız bir mutfakta böyle şey yapmazsın. Kaçtı bunun öncesi? Unuttum. Dur, 1078'den 750 çıkar. Çıkarmada iyi değilim ben. Toplamada yok, iyi. Yok olsun. 378 kalır. 50 daha çıkar. 328. 721'den 328'i çıkar. Neden? 300 çıktı. 621. 28 mi çıkartıyordu? 28 değildi ya. 21 olsun o. 721 olmuş. 400 gram koymuşuz. 350 gram daha koyacağız. Bence yanlış yapıyoruz ama. Yok yok, tamam. Dur taresini alayım hadi. Hop. Hop, 4 gram fazla oldu. Olsun, zaten 4 gram eksik hesaplamıştık. Bunu da koyduk. Kötü olunca şimdi daha ne hazır tabii. Doktor Ert girdi. Fırat bu ne? Döküldü yavrum, döküldü, sileriz. Bunu karıştıracak bir şey lazım. Temizlik bu hayatımda gördüğüm en iğrenç şey ya. Bu ne abi? Buna para vermişler ya. Vermedi. Bunu tasarım diye düşünmüşler. Bu ne bu? Bu havuç değil yani. Ya tabii hiç tüketmediği için böyle şeyler. Oğlum havucun götünde marul mu var? Yok mu? Marul mu var? Marul götünde? Değil bu. Marul gibi olmuş, çok kötü. Ayrıca hiç tutamıyorsun bile. Bak insanı rahatsız ediyor böyle. Bu oynuyormuş. Bunu karıştır mı? Onunla karıştır. Dur. Ya Fırat bu ne? Puding yavrum, puding. Şişt, bana bak, sık ateş demin ne yazıyordu? Ortadır. Orta mı? Biz de biraz anlıyoruz mutfaktan da adam temiz değil. Adamı satıp Allah'a. Şu kısık, şu yüksek. Yapış yapış. Her yer yapış yapış. Öğrenci evin senin nasıldı acaba? Böyle bazı erkekler vardı. Giderdik öğrenci evine. Hı. Anasının evi gibi. Yani ben biraz temizlik hastasıyım Fırat. Oğlum hayatta bir kere yalnız kalmış adam, öğrenci olmuş. Gitmiş evi temizliyor bütün gün. Lan salsana kendini. Nasıl olsa ileride yapmak zorunda kalacaksın. Benim odam mesela ne güzel, çok güzel. Özgürlük kokuyor, doğallık kokuyor, rahatlık kokuyor, samimiyet var bir kere. Anladın mı benim odamda? İnanılmaz. Bir ev ne kadar dağınıksa, bak pislemiyorum, o kadar samimidir. O eve oturmaya gelen kişi kendini rahat hisseder. Yayılası gelir, ayaklarını uzatabileceğini düşünür. Sifonu çekmesem ne olur? Sifonu çekmesem de olur mu? O kadar dağınık evler de var. Bizim bir arkadaşımız var. Vurgun kardeşim, biliriz senin evlerini. Televizyona düştü benim arkadaşım evde. Hayrettin bastı evini, biliyor musun? O mu? Öğrenci evi diye, evet. Biz de yani o ev pisletenlerden biri de benim ya. Mesela şöyle bir ev düşün. Eve gidiyorsun, koltuklar poşetle kaplı. O çok başka bir olay yani. O cancık o. Bardağı koyarken bile sehpaya rahatsız olursun, sehpada izi kalır da kadının gözü kayar diye. Böyle bunlar. Bu arada videoya abone olduğunuz için en az 3 aylıklar zaten can. 3 aydır kanalı takip ediyorlar. Instagram'a giriyorlar. Her şeyden haberdarlar. Bir de cancıklar vardır. Her videoyu da izliyor. Dislike bile atabiliyor bu tipler. Ama her videoyu izlemesine rağmen. Kesinlikle ama kesinlikle abone olmuyor. O eve poşet örtüyor. Her yerde poşet var. Ev nasıl söyleyeyim, kiralık katil evi gibi. Canlar öyle mi? Canlar rahat. İçtiğini yediğini yerde bırakır. Her şey göz önünde. Bu arada bir tane ruj sürdüm. Size yemin ediyorum bak, yemek yedim az önce. Kahve içiyorum. Kalıcı. Kesinlikle çıkmıyor. İstiyorum. Linkini bırakayım aşağıya. Bakın çıkmıyor abi, inanılmaz. Nefret ediyor değil mi içerken? Ay ne bileyim, burada oturucukta da masraf girl. Şuradan iki tane ear cuff mı alsam, ne yapsam? Ay şu yıldız ear cuff mı? Bir dakika, çok güzel bir şey buldum şu an. Bir şey diyeceğim, şundan alalım. Bu yeni gelmiş. Evet. Elim ayağım titredi. Bakar mısınız? Bakamazsınız. Olmadı. Bye. Tak bakayım. Nasılsın? Hey, hey, hey. Allah, burası dolu. Her yerim de dolu. Alındı. Hadi gidelim. İnsanın sisters'ı olmasın. Hey, sisters. Hey, oh, sisters. Kendime doğum günü hediyesi aldım.
alakası. 88. Bir yıl geçmiş üzerinden hala doğum günü hediyesi alıyor kendine. Doğum günü hediyesi ama bütün yıl boyunca geçerli. Tabii bu arada şu efsane, şunu da mesela bunu şey zamanı alacağım. Herhangi bir ödül. Oha bir dakika, bu ne? Arkadaşlar bu ne? Bakayım. Şunu çekebilir miyiz? Böyle boyuna takılıyor ya, ha, bazı aynen kabilelerde kadınların. Her yaşta bir tane. Her yaşta bir tane. Bizim de bu. Ha, her sene bir tane daha alacaksın demek ki. Abi çok güzel. Çok güzel. Bunu da alacağım ama şimdi değil. Bunun zamanı var. Fırat videoyu izlerken çıldırıyor. Mısırık girl. Masak girl. Tamam, yıldız alıyorum. Kahvemizi içmeye devam edip. Karıma pasta yapıyorum ben. Bunu beğendiniz mi? Evet beğendim. Videoda önemli şeyler dedi de ben almıştım. Onu koyma. Herkes reklam sanmış. Hadi ya. Ya koy ya, anasını satayım. Her yaptığımı da reklam sanmıyor. Adam diyor ki abi artık hani yani inanasım geliyor ama reklam mı diyor. Ya oğlum aldım ya. Bir de Instagram'dan yaptım, hani attım. Deniyorum şimdi güzelmiş diye. Ama gör, reklam kokan hareketler bunlar. Ama para da vermiyorum ki yapıyorsun. Ha, tadı güzel yani. Bunun tarifini ne yaptın? Attım. Neden attın işte? Hani ne oldu, ben ne yapacağım bilmiyorum ki. Fırat ben biliyorum nasıl yapıldığını. Gerek yok. İyi tamam sonra. Olur böyle şeyler. Ya kardeşim kalsın, yerde kalsın. Emeğimizi görsün kadınlar. Geldikleri zaman kızlar. Tamam ya, bırakıyorum. Desinler ki tamam, şunlara bak ya. Bize şu pastayı yapmak için birbirine katmışlar mutfağa. Kıyamam, nasıl da uğraşmışlar. Bana bak, bu pasta da olmazsa. Olur olur. Olur mu? Benim evimin başka bir rayası var Fırat. Burada yapılan her şey güzel oluyor. Bu su gibi bir şey olur mu? Onu devam edeceksin. Sürekli karıştıracaksın. Hiç onun durmak 2-3 yok. Onun 2-3 dakika diyor orada. Onun 2-3 dakikasına göre. Hiçbir zaman tariflerde dakikaya bakmayacak. Senin dakikan başka Fırat. Sen başka bir evrende yaşıyorsun. Tamam. Toz kapanı izliyoruz mu? Çok güzel gidiyor ya. Bean Connect'e de girmiş. Gördün mü? 4 bölüm oldu. Bean Connect'e yayınlanıyor. Cancık bu çocuk ya. Kurgucusuna da cancık demezsin ya. Bak bu hızla böyle döndüğün zaman evet, bir anda yönünü kaybettiğinde her yere sıçratırsın onu. Evet. Tamam yapma Fırat. Sıçramıyor işte. Şuraları da mı silsem ben? Neyse onu sileyim. Hastaymış değil mi böyle sürekli her yeri siliyor. Vallahi var bunun, sorun var. Deli mi senin gibi mi? Fırat bizim kaç sene olduğunu farkındasın. Bunlar diyeceksiniz ki Utku abi evli mi? Evliden de öte. Kaç senedir sevgilisiniz? 17'ye gireceğiz. 17 yıldır sevgililer. Anam babandan daha uzun süredir yani kardeşim, anladın mı? Sorgulayamayacağım bir ilişki tipi yani bu. Tamam o zaman ben pastamanı açıyorum abi. Onu nasıl yapacağız, ben onu çok merak ediyorum yalnız ha. Ama bu nasıl bir şey? Aa, aç makasla aç ya. Ah. Fırat. Abi gitti. Bir şey olmaz ya. Yapıştırırız orasını şu an. Yapıştırırız mı? Ananı satayım. Pasta gitti. Gözün kaldı her yerde. Pislik var diye. Abi ne yapacağız ananı şimdi? Abi karım yemeyecek olsa yedirirdim yemin ederim ya. Sorun yoktu yani. Olmaz mı? Yani? Neyse ben şunu yapayım bari. Ben bunu yerim. Oğlum ne yapacağız kıza pasta? O zaman ben pasta söyleyeceğim. Herif pasta mı söyleyeceğim? Evet. Şurayı süpürmem lazım. Bu benim için bile fazla. Bana bak, pastayı ben yaptım diyeceğiz. Ona göre pasta seçeceğim ben. Tamam mı? En dandiğinden söyleyeyim. Hem ucuz olur hem de ben yaptım derim. Güzel. Double masrafa gerek yok. Şimdi bir şey diyeceğim. Yok mu? Abi sonuçta benim onu aldığım hediye Ceyda'yı baştan çıkartacak. Yani baştan çıkarttım zaten. Ceyda'yı çıldırtacak. Diyecek ki nasıl böyle bir şey hatırlarsın Fırat? Allah seni de kahretmesin diyecek. Hediyemi nasıl seçtim biliyor musunuz? Stalk'la. Bilgisayarındaki geçmiş aramalarına baktım. Haftada 3 kere falan bir ürüne giriyor bilgisayarından. Şimdi bir karımın geçmişini kontrol ettim. Bilgisayar geçmişini ama iyi niyetle. Baktım oğlum ne alayım diye baktım valla. Ne aldın? Abi bütün gün Zara kataloğu geziyor. Bilmem ne geziyor. Alışveriş demesi ya. Ama bir tane ürün var, oraya zırpırt girmiş. Bir de fiyatı yüksek, tamam mı? Almaya kıyamamış onu biliyorum ben. Hep ucuz şeyleri almayı tercih eder. Ben dedim kopen olsun senin, aldım be. Dert dedim, kredi kartı koydum aldım kardeşim. İnşallah beğenir. You missed the spot. İnanılmaz. Nasıl kıvamı? Sert. Yoğunlaştı mı? Bayağı. Ne güzel olmuş. Bunun ışığını neden açmadık biz? Kısa alıyoruz, devam ediyorsun yapmaya. Oğlum pasta söyleyeceğiz zaten. Niye yapıyoruz ki bunu? Onu ben yiyeceğim çünkü. Ha, bunu ara oyunu olarak veririm. Sonrası. Aperatif mi bu? He, sonrası. Tatlı da yer miyiz? Bunun bitterlisi var bir de. Sevmem çok bitter. Bitter hiç sevmem. Ya senin damak tadın çok kötü Fırat ya. Ya bitter drama sevenler. Bitter depresyondakilerin çikolatasıdır. Drama sever bitter. Ne alakası var? Bitter tamamen depresyonunu düşürür be adamı. İşte depresyonunu düşürmek için kullanıyor. Kesin ama düşünmek. Şekerli çikolata yiyenler hayata pozitif bakıyordur arkadaşlar. Sütlü çikolata candır. Bitter cancık. Tamam mı? Oldu mu? Daha süsleme yapacağız biliyorsun değil mi? Hayır devam ediyorsun. Hayır yok böyle bir şey. Ne yapıyor? Burada mı bırakacaksın? Bundan mı yiyeceğiz böyle? Bir de doldurmakla mı uğraşacaksın? E tabii ki. O zaman ben süslemeye geçiyorum. Bir yetenek. Hayır iki kişilik bir iş bu. Onu bitir pasta söyleyelim. Şunu Ceyda gelince üzerine atacağım. Cringe hareketler yapacağım. Bunu dedi adam çok güzel bir şey dedi ama ne olduğunu söylemedim. Oğlum bu neymiş? Bunu bana sattı ama ne olduğunu söylemedi ki. Hacı bu ne ki? Utku bunlar ne işe yarıyor? Yalnız Fırat. Ne oğlum? Çok güzel olmuş puding be. Bir şey diyeceğim, bu ne yapılıyor bunlar? Bunlar ne işe yarıyor? Bunun bir resmi yok mu? Bitirilmiş halini. Bakalım. Ha, look at
Böyle. Bu ne oğlum? Yapışkan falan mı getirsem acaba? Ama nasıl çıkacağız tavana? Çok saçmaymış Fırat bu ya. Karım işin değer. Böyle bir şey yaptı. Ne yapacağız bunu? Böyle. Abi bana iyi süs verdi değil mi? Verdi. Şeylerin üstüne koysak. Adı ne? Bu arada eve diyen Fırat Bey'den. Evet. Ben sana bunları vereyim. Sen bunları düşün. Ben ötekileri yapmaya çalışayım. Tamam zaten. Düşüneyim ben bunları. Beğenmedim ben bu süsü. Pek olmuyor Fırat ya. Tamam sağa sola koyalım. Yere koyalım abi. Yere koyalım. He değişiklik olsun. Yollarına yıldızları sert. Vay. Mesela bunu buraya böyle siyahın önünde siyah olmadı ama. Ne yapıyoruz biz Fırat ya? Süslüyoruz yavrum süslüyorum. Adam klima ya. Tekneye bak tekneye. Akıl fışkırıyor zeka. Ben var ya Ceyda'nın yerinde olsam aynen kapıdan girer girmez dışarı çıkarım tekrar. Ceyda öyle biri değildir. Ceyda emeğe saygı verir. Ya burada bir emek yok ama Fırat. Var. Düşünmüşlük var. Ceyda benim yapamamama aşık. Becerememem. Zaten kendi de beceremiyor. Oğlum biz böyle bir çiftiz. Bunu şuraya sıkıştırayım. Girince görsün. O zaman sen bunları yapmaya devam et. Ben tamam. Buradan gireyim. Güzel görüntüsü olsun. Taz önemli değil. O görüntü sever. Pastanın tasarımı iyi olsun. Çürük olsun. Umurumda değil. Rokoko sever mi? Ne olduğunu bilmiyorum ama sever onu da. İsmi belli yabancı sever. Bitter çikolata, evet. Beze, krema. Beze bak, ne? Beze girdi ya işin işte. Bezeyi kötü bir şey zanneder yemez. Söylemeyiz. Demeyiz evet. Bezeli demeliyiz. Fındık parçacıkları ılık çikolata sosu. Oo tam bir reklam pazarlama ürünü. Ilık çikolata sosu etkileyici. 6-8 kişi. Pelin var, Yunus var, ben varım. Ben 2 kişi sayılırım. Ben de 2 say. Aynen biz yeriz. Güzel bu işi de böyle çözdüğümüze göre. Adam gerçekten gül almış ya. Tamam bu üçü böyle kaldı. Bunları da şöyle yollarına serpeceğim. Yıldızın yollarına yıldız. Yıldızlar. Bu rengi sen mi seçtin? He? Adam verdi hepsini. Ne yazıyor burada ya? Happy birthday. Bunu doktor mu yazmış bunu? Burada ne yazıyor ya? Pidding mi? Happy. Ha happy o. Burada. Ha birthday. Okey. Bunun ipini geçiriyoruz abi. Bir tane iple mi yapılıyor her şey? Aynen aynen öyleyim yani. İçinden başka bir şey çıkmadı. Bu arada sen reçete okuyabiliyor musun Fırat? Yok. Babam okuyor. Babandan dolayı diye. Babam başka doktorların reçetelerini okuyor. Bunlar tarikat gibi. Bu bir güç değil yani öyle. Babadan oğla geçmiyor yok. Eczacılara geçiyor. Babam mesela bir şey not alsın kimse çözemez onu. Kripto gibi. Böyle bir sürü ığdan oluşuyormuş gibi gerçekten. Bunu nereye atacağız? Bu ilk girdiğinde görünmesi gereken bir şey. Buraya bence o. Çok güzel oldu lan. Bence de çok güzel oldu. Benim hakkımı yiyemesinler. Cancıklar yemeyin hakkını. Göster kameraya döndür. Ters tutuyor ya. Bu ne Fırat? Happy. Ana yanlış. B David boş ver önemli değil. Bu da ne oluyor yalık bir şey. Abi beyin kelimeleri yarım yazdığın zaman tamamlar. Biliyorsun değil mi bunu? Doğru. Buna örnek bir kelime ver hemen. Yazmam lazım onu. Sen yazarsın tamam. Kurguda. O yüzden burada da bunu test edeceğiz. Ceyda fark edecek mi bakalım? Nasıl ya? Eğilerek mi gireceğiz buraya? Girersin hadi gel. Çok güzel oldu. 10 numara oldu, 5 yıldızı oldu. Aha pastamız da geldi. Herkese bir tane almışız. Bunu saklayayım, bunu sonra vereyim. Aha yıldızlar. Süs. Bunu açamıyorum ya. Çıldıracağım, açamıyorum. Şimdi eşrafı birazcık toparlayalım. Eşrafı. Son hali olsun. Ceyda geldiği zaman çok mutlu olsun. Tamam mı? Bu arada birbirimize hediye almayacaktık. Şok olacak. Lelegiz, lelegiz. Ben tuvalete gidip geliyorum. Buraları toparlıyoruz. Sonra zaten Ceyda neredeyse gelir. Bu açılmıyor ya. O da farkında değil. Kendi doğum gününü kendi hazırlıyor şu an. Sürpriz asıl ona. Bu ne ya? O neymiş öyle ya? Hadi kazamız mübarek olsun. İnşallah sevinir. İnşallah ters bir laf etmez bana. Şimdi bana diyorsunuz ki niye Ceyda'ya sürpriz yapmıyorsun? Çünkü dal geçiyor. Emeğimle dal geçiyor. Evet farkındayım. Yarım yamalak oldu ama çok güzelmiş onun kokusu. Bence ne güzel oğlum? Hazırladın ama. Bu ne oğlum? Çok güzel. Değil mi? Güzel hazırladım tabii oğlum. Yani benden beklenen de bu yani. Ne yapayım ya? Lazerle köprüye yazı mı yazdırayım? Ne kadar ne yapabilirim yani? O zaman oyun oynayalım biraz. Ceyda gelmesine yarım saat var. Yavrum yarım saat var. Yarım saatte de oyun oynarım ben. Bir kamera yapacağım bakın şimdi. Acaba gözüküyor mu? Ooo çok gizli oldu. Maşallah görünüyorsunuzdur. Açıyorum. Çok güzel kokuyor. Oh. Selam. İyi ki doğdun güzel Ceyda. Ceyda, ilk doğdun Ceyda. Bunlar berbatmış. Bunları ben yumuşak sanmıştım bro. Bunlar her yere dökülüyor bro. Ayaklarına bastın. Ya bu ne? Niye kameraya alıyorsun? Gizli çünkü. Neyi gizli? Sürpriz. Devam ediyor sürprizlerimiz. Gel çabuk gel. Siz burada süslerine bak. Bak burada Happy Birthday yazıyor. Allah. Dur buraya gelme şimdi. Nereye geçeceğim? Bu ne abi? Virüs fotoğrafını koymuşlar ya. Kız çıkar üstünü kendi evin gibi. Ya çok şaşırdım. Aa, yerde de yıldızlar var. Çok iyi düşünülmüş. Yıldızların altında. Bu ne oldu? Şimdi bakın bir yıldız kaydı. Peki yerde ben kaysam bir yıldız kaymış olur mu? Yok olmaz. Ben yıldız değil. Ya bunu nasıl yapıyorlar ya? Bunu böyle yapacaktım. Bak.
gel gel. Bu, yanlış bir şey olmuş. Şunu göndermişler. Bir döktük. Hasta da aldı. Bak. Çıldıracağım ya. Beğendiler mi? Beğendi değil mi? Ama Fırat bunu ne yapacağız abi? Bu ne ya? Bunları yapacağız, servis edeceğiz. Of, her yerim çikolata oldu. Her yerim. Bir şey söyleyeyim mi? Bu çikolatayı alıyoruz abi. Pudinglere. Yüzümüzü böyle sokuyoruz içine. Muazzam olur abi. Of, çok güzel yayılıyor her yere. Bu arada onu nasıl götüreceğiz ya gerçekten? Bence ne yapacağız biliyor musun? Bir tane daha altına tabak koy. O nasıl bir fikir Fırat ya? Çiftin de peki. İnsan bir doğum gününe gelirken bir efendime söyledi. Tuvalet. Bir tuvalet, bir şey ya. Şu nedir? Bir deli. Yaradıldık. Yaradılışımız. Yüzük balonu yoksa bana. Oo. Ya da altın takacağım. Evlenme teklifimi. Ve şu. Kuru fasulye, beyaz. Yeni daha pişmemiş. Ama çok mutlu. Aklınıza gelen bu tarz beyaz yuvarlak şeyleri yorumlara beklerim. Levlevi. Fırat kendi doğum gününü hazırladın mı? Ya ne güzel, kendine kendi. Ya ne güzel. İşte böyle olmalıyız böyle. Arkadaşlar hayatta. Kendi doğumumuz, kendimiz tasarlamalıyız. Sevmiyorum böyle şeyleri ya. Hediye. Sen Cancık. Sen Cancık. Zamanında verilmemiş hediye gibisin. Sen Cancık doğum günü kendi kendine. He? İyi ki doğdun Ceylan. Tamam. İyi ki doğdun Ceylan. Oğlum Ceylan mısın? İyi ki doğdun Ceylan. Sen mi söyledin? Sen kendini hazırla, bizi uğraştırma diye biz sana hazırlattık. Çok güzel seslemişsin. Biliyordun yani. Gel mumlarını üfle, sonra hediyene bak. Mumlarını üflemi beraber birbirimizin daha doğum günü. Benim doğum günüm geçti birkaç günde ama Ceyda'nınkini kutlamamış. Bugün doğum günü olan kim varsa ayrıca doğum günü de kutlu olsun bu videoyu izlerken. Bir dakika dur. 10 milyon oğlum. Ben de vereceğim. Hayır, ben vereceğim önce. Ben de vereceğim. Ama ben vereceğim önce. Senin doğum günün bugün. Oha. Makas getirdik. Nasıl olacak? Ana. Yazık, bunun ekranı kırıktı. iPhone evet. Çok eski modeli kullanıyor diye ben de sana doğum günü hediyesi aldım ama biraz düşük model aldım. Ne ki bu, bilmiyorum ki ben. 11. Daha ne, seninki de 11. Seninki pro. Sen de bu işlerde yenisin diye sana küçük aldım. Sen de prolaşacaksın. Sen de gerçek bir insta boyu olduğunda sen de proya geçeceksin. Vay be. Böyle bir şey oldum. Hiç beklemiyordum senin böyle bir şey aldığını. Teknolojik bir şey almazsın ya da. Sen de bana hediye aldın mı? Aldım. Bunu 3 haftadır bilgisayarımdan geçmişine bakıyorum. Sen benim bilgisayar geçmişine mi koyuyorsun? Her zaman bakarım ben. Karımın neye ilgisi var onu görmek için bakalım. Ayağa git. Bakalım beğenecek misin? Hiç ihtiyacın yoktu ama. Oo. 37,5 ama yalnız. Sığar mı? Hı? Kaptık yere kız, hadi bakalım. Ya niye zahmet ettin? Ben her baktığımı alma diye yani. Onu hiç almışsın ama. Dur, ben inanıyorum. İyi gel. Bir boy da büyüğünü aldım. Seneye de giyer inşallah, bir daha ayakkabı almaz diye. Evet, 65. ayakkabın hayırlı uğurlu olsun Ceyda Kasabalı. Rahat mı bari? Olmak zorunda zaten. Pastamızı yiyelim hadi. Vay. Demek ki yeni ebiltiler ekleniyor bu ayakkabı için. Evet. O çizilerin rengi muhteşem yalnız. Tabii ki de. Sen beğendin diye onu seçtim, o rengi. Bu rengi sen mi seçtin? Adam verdi hepsini. Süsler falan hep benim eserim. Ya bunlardan kurtulalım, bu adamın evine. Adamın evine gül döktüm yollarına. Ha, bir de bunlardan var. Daha bunun üzerine çikolata sosu dökeceğiz. Bak, çikolatanın üzerine çikolata sosu. Puding ama pudingin üzerine çikolata sosu çok güzel. Rokoko sosunu pudinge. Evet. Ya bref. Bref ne ya? Beze. Bravo, selamlar. Ha, beze. Ha, sevindin değil mi? Sevindim. Ben de çok sevindim. Çok duygulandım. Nasıl sen bildin de aldın i̇şte ya? İşte geçmişi kontrol etmek, her zaman kıskançlıktan kontrol etmeyin. Biraz da mantık içinde kontrol edin la geçmişi. Ben normalde bakmıyorum. Geçmişi zaman kontrol etmeyin saçma. Normalde bakmıyorum. Ne hediye alacağım anlamak için baktım. Çünkü baktım bütün gün orada bir şeyler geziyor. Çok sağ ol aşkım. Sen bana... Telefonumu sevindin mi? Sevindim çünkü zaten fotoğraf çekiyordun. Bana hep DM atıyordu Cancıklar. Abi tos makinesiyle mi çekiyorsun? Abi bu ne kalitesi fotoğraf makinesi? Kırık kırık da ekranım. Ben almıyordum. Bol bol çekerim. Bu video geldiğinde siz görmüşsünüzdür zaten çektiğim fotoğrafları muhtemelen. Bir daha uzun bir süre ayakkabı alırım. Aslında senin doğum günü, senin kesmen lazım mı? Bu tarafı da ben keseyim. Çünkü ne yaptın ya? Ben bunu yerim, o da yer. Açız. Ben de yerim. Ben ilk öğünüm olacak şu an bu pasta. Oha, dondurmalı mı bu? Bezeli. Evet. Söylemeyecektin işte. Beze, sakatat. İyi huylu bir beze mi yoksa? O zaman bunu beze sürmeyelim şey olmasın. Aaa! Bezene bezene yapmışlar bu pastayı. Ben sevmem bu arada beze ama. Aa, biliyormuş ne oldu. Ama sevmez demiştim. Ben bilirim. Karım bazı şeylerin isimlerine göre sevmez çünkü. Doğum gün çocuğuna verdiğine bak. O benim olsun, sen şunu al. Yunus sana büyük küçük mü keseyim? Fark etmez. Büyük kes o zaman, tamam. Fark etmezin, karşılığı daima büyüktür arkadaşlar. Çok iyi. Bilemedim. Ben ya aynı tepki verip soğuk bir şey var içinde, o ne? Arkadaşlar bu rokoko. Evet. Dondurma ama aynı zamanda değil.
Bu soğuk şey rokoko mu? Evet. Tatlının adı rokoko. Hayır, içindekilerde rokoko yok. İlk ürünü. Güzelmiş ama. İçinde rokoko var. Ne, rokoko peynir mi? Değil. Dondurulmuş dondurma. Kuru kuru bunu yedik. Yok mu bir çay çorba? Yapmamışlar ki. Sormadı. Ben de yapmadım. Yapmadı o. Unuttum. Yoksa ben her türlü çekirdeği bile çekerdim onlara burada. Çok soğuk bu pasta. Ben sevmedim. Ama pasta da yapmamış. Bir de öyle büyüğüm. Yapamadı çünkü. Yapamadı. Düştü ya pasta. Nazar oldu. Vücudumun diğer kısımlarına ben de çıkınca izleyeceğim. Sen de benim kısımlarımı çıkınca izleyeceksin. Ben de mi çektin? Evet. Ha, sen ondan mı gitti kameraya da girdin? Evet. Sen ne yaptın? Yere mi döktün? Sen döktün yere. Öyle mi? Ben neler yaptım Pelin'le dışarıda? 5 saatlik şey var. Hepsini izleyeceğim oturup. Hep açık bırakmış kamerayı. Hiç kesmiyor. Dışarı çıktım. Açtım bir dakika bana. Yürürken bak böyle. Yunus da öyle. Geçen bir tane görüntü gelmiş. 32 dakika kamera kenarda duruyor. Duruyor öyle. Bütün sesler falan her şey var orada. Yunus da burada bu arada arkada ama. Yunus da pasta yemeye. Ver bana kamerayı. Ver bana. Kimse evet. De almıyor. Almıyor. Ver bana kamerayı. Şey yap, ay dur bir ya. Allah Allah. Çıkırma ya. Üç ayak kopa gelmesin. Bundan sonra hareketim bu. Alayım pasta. Ben bunları yatağın başına koyacağım gece. Aslında yapmasaydın iyiydi bunu. Ben sana sürpriz yapabilmiş olmayı isterdim. Aşkım ama işte yapabilmiş olmak başka, yapabilmek başka. Zaten bir şey olduğunu anladım. Girdim böyle etrafa bakıyor. Ben onu yapamıyorum. Yapamıyorum böyle şeylerde. Benim doğum günüm üzerinden çok geçti. Artık saçma benim doğum günümü yapmak. Neyse ama yaptık. Olsun. Nasıl bir his peki Fırat? Kendi doğum gününü kendin hazırlamak. Bence müthiş bir şey ya. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah bugün doğum günü olanlara çok güzel hediyeler gelir. İnşallah hepinize çok güzel hediyeler gelir. Hayat boyu müthiş. Görüşürüz. Bay bay. Allah'ım.